Yani Fenerbahçe geçen sezon daha farklı öyle Daha göze hoş gelen oynuyordu. Evet. Daha yani. böyle ısıran bir takımdı. E şimdi e, kadro Galatasaray gibi çok dağılmadı. Aynı kadro. Aynı kadro. eskilerin kadrosu. Eskiler yani, yendi yani. yani eski takım eledi. Aynı bir de e, herkes birbirini tanıyan fakat oyunda yoksun. Oyunda yoksun yani. Hiçbir doğru bir şey gelme. Fred'in sakatlanması çok kötü ha, oldu. ona geleceğim. Yani hep söylediğim bir şey var. Fenerbahçe yöneticilerle konuştuğumda da zaman zaman söylüyorum ben bunu. Ee, şimdi Fred İsmail hakikaten müthiş ikili. Evet. Harika bir ikililer. Ee, bu ikili elbette bir sezonu sana götürür. Ama bu ikilinin herhangi bir tanesinin sakatlanması halinde yine eyvah diyeceksin. Öyle diyorlar zaten. Yine eyvah, eyvah diyeceksin. Şimdi Lille maçı oynayamayacak. Dört hafta yok Fred. Sakatlandı yok. Şimdi bu dört hafta boyunca sen İsmail'in yanına kimi koyacaksın? Şeye güvendi, e, Kurun içe güvendi. Şöyle güvendi, Yok. bak şöyle güvendi. Bunlar pozisyon oyuncuları. Biz sevmeyiz bu tarz oyuncuları. Biz daha çok bıçkın işte İsmail gibi dalacak, nerede olursa olsun gideceğim basacağım biz onları şey. Bunlar da daha çok pozisyon. Çünkü oynadığı takımlar pozisyonlarını çok iyi ve herkes alanlarını çok iyi kapatanlar. Buralarda sırıtmıyorlar ama bize geldiği zaman iş değişiyor. Biz de çünkü çok çeşitli bölgelerden alıyorsun ve daha farklı oyuncular alıyorsunuz. Onun için sevmeyiz. sevilmedi de zaten. Şimdi yani yarınki maçta kimle oynayacak? Ilk, i̇lk Lugano evet. maçında kötü oynadı Kuruz evet. değil mi? İkincisinde de kötü oynadı. Hayır, şimdi ilk maçında kötü oynayan bir adamı ikinci maçta neden oynatır bir teknik Abi bak direktör? Şimdi, teknik direktörler farklıdır. Herkes taraftarlar gibi ya da bizler gibi yorumcular gibi düşünme. Adam bir maçın opsiyonu vardı, iki maç opsiyonu, vardı. üç maç opsiyonu vardı ama bilir onun özelliklerinin neler olacağını ve takımla birlikte oynar. Fakat Kurinci geldiğinden beri kamuoyunda fazla bir albenisi olmadı. Bak mesela El Musatiden bahsettik. Geçen sezon biliyorduk ama bu sezon neler yapacağını bildiğimiz için söylüyoruz ve hoca da biliyor bunu. Ee, şey de e, Mourinho da tabii İtalya'dan tanıyor. Onun farklılıkları ama İtalya'daki takım farklı, bu takım farklı. İşte buradan istenen düzey farklı. Çünkü İtalya'da bazı zaman geldiği zaman siz defansif oynarsınız. Defa. Fenerbahçe'de defansif oynama şansınız yok. Defansif oynamada tribünler sizi iter Eğer yapamıyorsanız hocayı gönderiyorlar. Böyle bir ülkedeyiz biz. Çünkü biz hep hücum istiyoruz ama hücum oynarken de en başta hücum nedir? Defansif özelliklerinizi çok, çok iyi yapan takım hücum oynar. Eğer siz burada başarılı değilseniz istediğiniz kadar hücum oynayın, istediğiniz oyuncu alın. İki tane pasta sizi bayıltırlar. Arkadan topu çıkıyor. Şimdi kaleci goller yiyor. Abi adamın yediği goller hepsi jenerik goller. <laughs> jenerik goller yiyor adam. Ne yapacaksın şimdi Lugano'da burada yediğin goller? Evet. Bir şey yapabilir misin? Adam geldi bir vurdu. Tak astı çatala. En baba kaleci üç tane koysan gene yersin. yersin. Şimdi biz onu da kabul görmüyoruz. Ben hep şunu söyledim. Arkadaşlar bekleyelim bu adam. Etten püften bir kaleci değil. Muştera da geldiğinde Galatasaray'da tartışıldı ama sonra ne oldu? 37 yaşında daha hala devam ediyor. En güvendiğin senin nokta. Bu da çok kötü bir kaleci değil. Ama biz işte değil mi bir yerlerden cımbız gibi birilerini çekiyoruz. Yarın çok seri bir takıma karşı oynayacak. Bu seri takıma karşı orta sahada kimle oynayacaksınız? Bertu seçeneği nasıl olacak? Abi, o vakit 3 tane çok iyi orta sahanın olması lazım. Bertu da oynamasını seven ama biraz oyunda ikili gitgeller o gitgeller Fred gibisini bulamıyorsun işte çok zor. Evet. Beş tane varsa beşi de farklı takımlarda bir tanesi de sana gelmiş. Yani işte ne dedim Galatasaray bölümünde Wendel dedim ben yani olacaksan Wendel. 3, 6, 8, on diyoruz ya biz öyle tabir ediyoruz. Ben onları hiç saymam. oyunu işte Hepsini barındıran bir oyuncu. şey de o şekilde. Fred de o şekilde. Şimdi Fred'i kaybettiniz ki Fred'in bak geçmişine Sakatlığı yok doğru düzgün Abi hocam. değil. En fazla uzun oynamadığı zaman koronavirüs olmuş. O da Manchester'da. Ya yani United oynadığında buraya geldi adam 3 tane arka arkaya uzun giden sakatlıklar var. Sakatlıklarla yaşıyorlar. E, tabii bunların alternatiften o çabuk oyuncuları bulmak gene yönetimin görevi, teknik eğitim görevi. E, bir tane oyuncunu siz ver, Fred'e görevlenip de ne bileyim 50 maç giremezsiniz. Bak Ceko dediniz. Adam takır takır da hala oynuyor. Arkasına farklı bir sardı. Adam